Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel şantajla istifa ettirildi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in baş danışmanı Hüseyin Kocabıyık, Vatan Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın gündeme getirdiği bu iddiayı A Haber'de doğruladı. Zafer Mutlu'nun da bu bilgiye sahip olduğunu belirten Kocabıyık, o dönemde hazineden 80 milyar dolara yakın para hortumlandığını öne sürdü ve bu paranın kimlerin cebine girdiğini sordu. İşte Kocabıyık'ın sarsıcı açıklamaları. Şu meselede ismi geçen aktörler, Bahattin Yücel, işte Zafer Mutlu vesaire, Aydın Doğan vesaire vesaire. Hepsi gelsinler benim külahımı anlatsınlar. 28 Şubat sürecinin içerisinde bu işlerin olduğunu, olup bittiğini, bu işlerin de tam Can Ataklı'nın söylediği gibi olduğunu Türkiye'de Sağır Sultan bile bilir, duydu. Vatan Gazetesi yazarı Can Ataklı, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında dile getirmişti. 28 Şubat döneminde eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel şantajla istifa ettirildi demişti. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e danışmanlık yapan Hüseyin Kocabıyık iddialara ilişkin tanıklıklarını paylaştı. Özel Çiller, Bahattin Yücel'in 3 milyon dolar arazi tahsislerinden rüşvet aldığını ve bunu da gazetecilerin, Zafer Mutlu'nun falan bildiğini ve bununla tehdit ettiklerini, şantaj yaptıklarını, adamın o yüzden istifa ettiğini söyledi. O dönemde hazineden 80 milyar dolara yakın para çalındığını öne süren Kocabıyık, bu paranın hesabının sorulması gerektiğini söyledi. O 80 milyar dolardan o zavallı askerlerin cebine bir kuruş para girmemiştir. Peki nereye gitti bu para? Bugün medyada tartışılan basın mensuplarının korkudan kendilerini aklamaya çalışmak için bir sürü taklak atan basın mensuplarının hepsi zengin insanlardır bugün. Yazı yazarak, gazetecilik yaparak mı zengin oldular? İşte hepsi o 80 milyar dolardan pay aldılar. 28 Şubat döneminde Hürriyet gazetesine atılan manşetleri gösteren Kocabıyık, bu manşetlerin hepsi uydurma dedi, manşetlerin amacının siyasetçileri tasfiye olduğunu iddia etti. Şimdi o gazetenin o günkü genel yayın yönetmeni kendini savunuyor ya, çeşitli mazeretlerle. İşte bu bir müdahalenin, askeri müdahalenin lojistik uygulamasıdır. Başka hiçbir şey değil. Hüseyin Kocabıyık, 28 Şubat sürecinde Hürriyet gazetesine atılan manşetlerle Tansu Çiller'in siyasetten tasfiye edilmek istendiğini de öne sürdü. Bu manşetlerin talimatını kimin verdiğini sordu. Peki Sayın Aydın Doğan, senin gazetende böyle bir haber çıktı. Bu talimatı Uğur Dündar'a, Haluk Şahin'e sen mi verdin? Sen vermediysen o zaman bunun hesabını sordun mu? Bir gazete bir siyasetçiyi tasfiye aracı olarak kullanılabilir mi? Hüseyin Kocabıyık, Tansu Çiller'in siyasetten tasfiyesi için Alaaddin Çakıcı'nın ortaya attığı iddialardan da söz etti ve iddiaların kaynağı hakkında kendisine gelen bilgiyi paylaştı. O gün devlet istihbaratından bize gelen bilgi neydi biliyor musunuz? Alaaddin Çakıcı'ya televizyona çıkıp bu şekilde konuşmasını söyleyen devrin kara kuvvetleri komutanıymış. Evet, bunu istihbarat organları söyledi o gün bize. Hüseyin Kocabıyık, 28 Şubat darbesiyle Türkiye'nin maddi ve manevi kayba uğradığını, bunun hesabının da hem askere hem de gazetecilere sorulması gerektiğini söyledi.